Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Türkiye ve dünya gündemiyle, gelişmelerle karşınızdayız. Evet değerli izleyenler, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idamlarının 52. yıl dönümünde kabri başında anıldı. İzliyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda Topkapı'da bulunan Adnan Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarındayız. Şu anda da kürsüde konuşan Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal. Adnan Menderes'i rahmet ve şükranla anıyorlar. Zaten sizler de görüyorsunuz, şu anda gelen kalabalık hepsi Adnan Menderes sevenler. Türk siyasetinin önemli bir ismiydi merhum Adnan Menderes ve dava arkadaşları. Halk diyoruz, demokrasi diyoruz ve Adnan Menderes de demokrasinin en büyük timsallerinden biriydi. Adnan Menderes'in Topkapı'da bulunan mezarındaki anma törenine İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı İdris Keskinci, aile fertleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törene Başbakan Erdoğan da çelenk gönderdi. Onun ruhu şad olsun, makamı cennet olsun. Ben hafız oldum onun sayesinde. Ben Adnan Menderes'in zamanında askerdim. Şu memleketi yokluktan varlığa Adnan Menderes kurtardı. Vatan Caddesi'ne yaptığı zaman diyorlardı ki buraya helikopter mi inecek, efendim uçak mı inecek diyorlardı. Şimdi o yerler bile dar geldi Türkiye'ye. 13 yaşındaydım darbe olduğu zaman. Darbeden sonra mahkeme olaylarının, yani saati saatine dinledim. Yani gelmiş geçmiş başbakanların arasında en sempatik, en sevdiğim başbakan olarak yani beynime kazındı. Yani hala yani onun yerini tutacak birini düşünemiyorum yani. Adnan Menderes'i anma törenleri devam ediyor. Bir amcamız ağlıyor. Amca niye ağlıyorsun? Çok duygulandın. Neler söyleyeceksin? Bizim Makedonya'dan mı geldik? Makedonya'dan geldiniz. Bu getirdi. Menderes getirdi. Evet, oldukça duygusal anlar da yaşanıyor. Amcamız Makedonya'dan gelmiş. Sayın Keskinci, Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biriydi. Talihsiz bir kararla idam edildi aslında ama o birçok insanın gönlünde yaşıyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii demokrasiyle baş edemeyenler demokrasi dışı kurallarla beraber Sayın Menderes'i Allah rahmet etsin görevlerini uzaklaştırdılar ve idam ettiler. İdam edenleri millet lanetle anıyor. Eğer dikkat ediyorsanız o isimlerden Türk siyasi tarihinde hiç kimsenin olmadığı gibi yedi sülalelerinden de isimleri anılan hiç yok. Millet de lanetliyor, Allah da lanetledi ve böylelikle milletin verdiği emaneti çalanlar geçici süre için habeslerini tatmin etmişlerdir. Ama millete mal olanlar hala millet tarafından anılıyor. Binlerce Adnan, binlerce Polatkan, binlerce Zorlu var. Ve bugün demokrasi bayrağının, millet bayrağının, hizmet bayrağının ve bu ülkede huzur bayrağının dalgalanmasını sağlayanların engellenmesinin 52. yılı. Ve biz burada millet olarak, halk olarak bunu tekrar kendimize hatırlatmak. Bir taraftan zulmedenlerin zulümlerinin devam etmeyeceğini hatırlatmak. Bir taraftan da mazlumların sahibinin millet olduğunu hatırlatmak için buradayız. Evet Sayın Akar, bir de size soralım, haberimizi izledik. Siz de oradaydınız. Oradaki atmosfer nasıldı? Beklenen yoğunluk var mıydı? İlgi var mıydı? Resmi oradaki atmosfere geçmeden önce az önceki VTR'nin çok daha geniş kapsamlı bir yayını var. Hı hı. Ne zaman? Haber bülteninin hemen ardından o yayını sevgili izleyicilerimiz izleyebilirler. Çünkü orada röportajlar kısa, daha geniş röportajlar var. Daha geniş anlatım var. Oradaki ziyaretçilerin, hı hı, oradaki anma törenine katılanların. Şöyle söyleyeyim, dar deyince ne anlarsın resmiye? Bir de ona B koyduğun zaman, yani bir kıyafet giyiyorsun, dar geliyor değil mi? Evet.
dar gelince çıldırıyorsun. Hı hı. Diyecek bir şey bulamıyorsun. Evet. Ve sonra o psikolojin bozuluyor. Ben bu dar elbisemle nasıl ortaya çıkarım, nasıl bir ziyarete giderim, değil mi? Hı hı. Yani darbe de dardan alırsak, bu da haber merkezimizin bir şeyi olsun, literatürüne böyle gitsin. Dar ve B. Yani B dediğimizde argoda biraz amiyane deyimle, evet, ya git B falan diyoruz ya. Dar ve B yan yana gelince ne oluyor? Sinir bozucu bir şey oluyor. Darbe de böyle. Evet. 27 Mayıs darbesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk darbesi. Ve Türk siyasi hayatının çok önemli bir evresi o dönemler. Tek başına bir iktidar var. Önce %52,5 oyla geliyor. Hı hı. Sonra 5 yıl sonra bir seçim daha yapılıyor. Bütün engellemelere rağmen %57 rekor bir oyla tekrar iktidar oluyor. Kim oluyor? Demokrat Parti ve Genel Başkanı merhum Adnan Menderes. Şimdi olaya böyle baktığımızda, nasıl ki hemen yanı başımızda, yani Orta Doğu'da Mursi'nin yine %50 küsur oyla seçilip Cumhurbaşkanlığını hazmedemeyenler, zihniyet Türkiye'ymiş, Mısır'mış hiç fark etmiyor sevgili Resmiye. Zihniyet kötüyse eğer, sen o zihniyetin içine ne kadar şerbet koyarsan koy, ne kadar lokum koyarsan koy, o zihniyeti tatlandıramazsın. Şu anda görüyorsun. Kalabalık mıydı? Hemen cevabını vereyim. Yoğunluk, ilgi çok var kalabalıktı. Mıydı? Ama neden kalabalıktı biliyor musun? Artık dünya üzerinde yaşayan insanların bir haykırmasıydı. Darbelere hayır. Artık biz bu darbeleri istemiyoruz diyenlerin buluşmasıydı orası. O nedenle yani düşüncesi önemli değil. Evet. Sağ olur, sol olur. Hiç fark etmez. Nasıl Adnan Menderes'i asan zihniyet 1972, 6 Mayıs 1972'de aynı zihniyet Deniz Gezmişleri astı. Neden biliyor musun? Vatanlarına, milletlerine sahip çıktıkları için. 1980 darbesinde aslında birçok isim idam edildi ama yine Menderes gibi ve topluma mal olmuş isimler idam edilmedi. İşte Zincirboz'a gönderildi. Orada çeşitli işkencelere maruz kaldı. Ve tabii onlar ortaya çıkanlar. Ortaya çıkmayan birçok olay var darbeler sonrası. Yazık günah değil mi? %57 ile iktidara gelmiş Adnan Menderes 60'ta al aşağı ediliyor. Evet, şöyle bir soru sormak istiyorum. Adnan Menderes'in sevenlerinin yanında bir de birçok sevmeyeni var. Yani eleştirenler de vardı. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi Resmiye, ben sana bir yemek yapsam, yemeğin içine acı doldursam, ben acıyı seviyorum. Ama kameraman arkadaşımız Selçuk oradan bakıyor, acıyı sevmiyor. Evet. Seveni var, seveni yok. Neden? Şu anda mevcut iktidarı seven yok mu? Çok. Sevmeyen yok mu? Yine çok. Neticede kimseye bir şeyi beğendiremezsin. Asıl olan ne biliyor musun? Memlekete, millete hizmettir. Hizmeti kim yapıyorsa, taraflı tarafsız herkesin o hizmete destek vermesi gerekiyor. Yani sağmış, solmuş hiç önemli değil. Bak, o dönemlerden ben sana bir şey anlatmak istiyorum. Merhum Adnan Menderes, Kraliçe 2. Elizabeth. Ne alaka? Hemen söyleyeyim. Elizabeth bir Tahran gezisine çıkıyor. Cemal Gürsel Milli Komite Başkanı duyuyor ki bir başbakan asılacak, idam edilecek. Ne yapıyor? Rotasını değiştiriyor, Türkiye'ye geliyor. Ve komite başkanıyla konuşuyor. Yapmayın, etmeyin. İleride tarih sizi yargılar. İleride tarihe hesap veremezsiniz, diyor Kraliçe Elizabeth eşi Philip'la birlikte. Ve bugüne geldiğinde darbelere kim bulaşmışsa, darbelerden kim mağdur olmuşsa, mağdur olanlar yani mazlumlar ne yapıyor biliyor musun? Beddua ediyor. Yine Cindoruk'un bir sözü var. Rahmetli Menderes'ten sonra Salim Başol, kararı veren hakim, mahkeme başkanı. Cindoruk diyor ki
Adnan Menderes bir kere öldü ama Salim Başol bin kere öldü. Ne saygı gördü, ne sevgi, ne de itibarları oldu. O yüzden sevgili Resmiye, darbelere hayır, savaşa hayır. 35. madde konusunda ben gerçekten meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür ediyorum. Kanal T Haber olarak teşekkür ediyoruz. Artık darbe lafı ağızlara alınmayacak. Son darbe 1980 darbesiydi. O gün bugündür olmadı. İnşallah yine olmayacak. Darbe kötü Resmiye. Hani bazılarına şu anda atın işkembeden çorbadan Şam'da kayısı buna falan diyenler vardır. Ama kimse kusura bakmasın. Bu ülke o günleri geride bıraktı. Bugün örnek veriyorum. Başka bir parti de iktidara gelebilir. Gelsin, başımızın üstünde yeri var. Ama nasıl gelsin? Demokrasiyle gelsin. Demokrasi ne demek? Yani halkın iradesiyle gelsin. Herkes desin ki ben bunu başıma istiyorum desin. Peki o dönemde Adnan Menderes'in demokrasinin hakim olduğu bir dönem miydi sizce? Adnan Menderes dönemi? Tam üzerine. Tabii ki 1945'ten sonra Demokrat Parti'nin kurulmasıyla birlikte artık ne oldu? Yavaş yavaş çok partili sisteme geçildi. 50'de yapılan seçimlerde iktidar oldular Demokrat Parti. Herkesin kabul etmesi gerekirken ama bazı zihniyetler kabul etmedi. Demokrasi vardı. O 45'ten sonra özellikle. Ha, Atatürk döneminde demokrasi yok muydu? Tabii ki vardı. Neticede Atatürk de bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de demokrasiyi, halkın iradesini, halkı, memleketi, devleti sonuna kadar koruyan kanunlar çıkarttı. Ama birileri ne yaptı? Karıştırdı. Karıştırdı, karıştırdı, karıştırdı. 1945'ten sonra Adnan Menderes'le birlikte yeni bir hareket başladı. Ne oldu? Demokrasi daha da oturmaya başladı. Ama 10 yıllık süre zarfında ne oldu? Herkes rahatsız oldu. Herkes derken yanlış anlaşılmasın. Demokrasiyi kabul edemeyenler rahatsız oldu. Demokrasiyi kabul edemeyenler rahatsız olunca ne oldu? Allem ettiler, kullem ettiler, darbe yaptılar. Yazıklar olsun. Yani VTR'de de zaten kıymetli izleyicilerimiz görecekler. Yani herkes lanetliyor. Bugün hemen ilerisinde Sayın merhum Adnan Menderes'in mezarının hemen ilerisinde yine Turgut Özal'ın da mezarı var. Yani o da Türk siyasetine demokrasiyi işletmiş, Türkiye'ye hizmetler yapmış bir isim. Şu anda beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bir mevcut hükümet var. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eleştiriyorsanız da adam gibi, amiyane deyimle adam gibi eleştireceksiniz. Hatalarını söyleyeceksiniz, fikir üreteceksiniz ortaya. Diyeceksiniz ki benim fikrim budur. Ekonomi anlamda siz bunu yaparsanız çok daha güçlü oluruz. Öbür anlamda şunu yaparsanız çok daha kötü oluruz. Fikir koy ortaya. Yıkılacaksa hükümet böyle yıkılsın. Darbelerle değil, ortalığı karıştırarak değil. Biz hep ne diyoruz? Birlik, beraberlik, kardeşlik, aşk, sevgi, hoşgörü, paylaşımcı. Bunlar bizim şiarımız. Yoksa ben gideyim ona saldırayım, sen bana saldır, öbür öbürüne saldırsın. Böyle bir zihniyet olmaz. 1980'den sonra artık bu zihniyet tarihe karıştı. Hep beraber rahat nefes alıyoruz. Demokrasi şehidi diyoruz. Kimin için? Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan. Herkesin ağzı demek. Ha, ne demiştin sen bana? Seven var, sevmeyen var. Evet, seven... Eleştiren de var tabii bunun yanında. Ha, seven sever, sevmeyen sevmez. Ama mantık ve akıl yan yana geldiğinde o zaman vicdanların sesini duymak lazım. Vicdan sesi her şeyden daha önemli. Yok öyle sevmemek ya da yok öyle sevmek. Mantık ve akılla birleştireceksin. İkisini bir araya getireceksin. O zaman bak bakalım seviyor musun, sevmiyor musun? Biz burada kimseyi yönlendirmeyelim. Ama biz şunu söyleyelim. Türkiye'ye demokrasi gelmişse, gerçek manada demokrasi gelmişse o hükümet tarafından.
Demokrat Parti tarafından gelmiştir. Gerçek manada söylüyorum. Evet. Şu anda da kimisi şu tartışmayı da yapıyor sevgili Resmiye. İşte Adnan Menderes'in devamı AK Parti. Olabilir. Kim güzel bir şey yapıyorsa AK Parti olur. Ne bileyim Top Parti olur. Kalem Parti olur. Halk Parti olur. Hiç önemli değil. Ama yeter ki ne yapsınlar? Adam gibi siyaset yapsınlar. Darbelerle, karıştırmalarla bu iş yürümez. Şu anda ülkede bir huzur var. Çok şükür. Ufak çaplı tartışmalar, olaylar olacak. Her zaman olacaktır. Herkes rahat olursa zaten bu dünyanın anlamı kalmaz. Herkes birbiriyle iyi anlaşırlarsa o zaman Allah'ın imtihanının manası kalmaz. Yani millet Yüce Rabbim'den daha iyi mi biliyor? Evet, biraz da Adnan Menderes'in devrimci yönünden bahsedelim kısaca. Yani aslında Adnan Menderes çoğulcu sistemi getirdiği için mi devrimciydi? Neticede insana saygısı olan, halka saygısı olan, Atatürk'e bağlı olan hepsi devrimci. Evet. Çünkü altı okta ne var? Milliyetçilik var, halkçılık var, devletçilik var. Neticede Adnan Menderes Atatürk'ü inkar etmedi. Geçmişi inkar etmedi. Üstüne daha çok şey koydu Adnan Menderes. O yüzden böyle kalabalık oluyor. Her geçen gün o yüzden artıyor anma törenleri. Geçtiğimiz yıl örnek veriyorum 10 kişi katılmışsa bugün 1000 kişi katıldı. Zaten MTV'de dikkatimi çeken Makedonya'dan gelen o yaşlı amcanın ağlamasıydı. Yani onun adına ağlamasıydı. Kötü mü? Evet. Gözyaşı döktü o amca. Gözyaşı döktü. Allah razı olsun dedi. İşte o yüzden söylüyoruz. Bu memlekete kim çivi çakıyorsa biz onun kölesi oluruz. Evet. Bu işin sağı solu yok. Tekrar söylüyorum sevgili Resmiye. Deniz gezmişizce o zihniyet astı. Yazık, günah değil mi? 20-25 yaşında gençler asıldı. O yüzden darbelere hayır, savaşa hayır, birliğe, hoşgörüye evet diyoruz. İncitmeyeceğiz, incinmeyeceğiz. Sırada ne var? Evet, sıradaki haberimize devam ediyoruz değerli izleyenler. Türkiye sınırında Suriye'ye ait olduğu belirtilen bir helikopter düşürüldü. Olayı hükümet sözcüsü duyururken Genelkurmay nedenleri ve nasılları açıklandı. Son konuşansa Suriye ordusu oldu. Suriye'ye ait bir adet Mi-17 helikopteri. Bugün saat 14.20'de Hatay Yayladağ Güvetçi bölgesinde 2 kilometre Türkiye'de hudut ihlalinde bulunmuş. Hava savunma unsurları tarafından sürekli ikaz edilmiş. İhlalin devam etmesi üzerine Malatya'dan havalanan uçaklarımız tarafından saat 14.25'te füzeyle vurulması sonucu helikopterin Suriye topraklarına düştüğü tespit edilmiştir. F-16'lar tarafından vurulan Suriye helikopterinin neden ve nasıl vurulduğu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ise Genelkurmay Başkanlığı şöyle aktardı. M-17 tipi Suriye helikopteri Türk hava sahasını yaklaşık 14.200 feet irtifada seyrederken 2 kilometre derinlikte ihlal etmiştir. Bu durum üzerine havada devriye görevinde bulunan 2 F-16 uçağından birisi tarafından 14.27'de Türk hava sahasındayken vurulmuş ve hududun takriben 1 kilometre Suriye tarafına düşmüştür. Helikopterin düşürülmesiyle ilgili bir açıklamada Paris'te bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu'nun açıklaması sert oldu. Türkiye kendi sınırlarına dönük herhangi bir, daha önce de vurguladık, herhangi bir ihlale kesinlikle izin vermeyecektir. Suriye'deki krizin şu veya bu şekilde ülkemize ulaştırılmasına ve ülkemize dönük bir ihlale dönüşmesine kesinlikle imkan tanımayacaktır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla sınırlarımızın güvenliğini, halkımızın güvenliğini korumaya kararlıyız. Kimse bir daha Türkiye'nin sınırlarını herhangi bir şekilde işgal etme, ihlal etme cüreti gösteremeyecektir. Bu konuda her türlü tedbir alınmıştır. Olayla ilgili Suriye ordusundan da açıklama geldi. Açıklamada helikopterin askıya ve keşif uçuşu yaparken kaybolduğu belirtilirken, bölgedeki muhalifleri izlemekle görevlendirilen helikopterin teknik bir arıza yüzünden Türk hava sahasına girdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Türk jetlerinin doğrudan helikoptere ateş açtığı savunuldu.
İşte bu açıklamaların ardından Suriye sınırında Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Suriye helikopterine ait bölgedeki Türkmen direnişçilerinin çektikleri enkaz görüntüleri de ortaya çıktı. Helikopterin düştüğü bölgede bulunan Türkmen direnişçilerinin çektikleri enkaz görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde direnişçiler helikopterin enkazına ulaştıklarında halen enkazın alevler içinde olduğu görülüyor. Enkazın çevresinde araştırma yapan Türkmenlerin pilotlara ulaşıp ulaşamadıkları ise bilinmiyor. Evet, helikopter olayının ardından sınır hattında bulunan askeri birliklerde alarma geçti değerli izleyenler. Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet üstünde olası sıkıntıların anında müdahale etmek için kırmızı alarm verildi. Sayın Akar, sizce bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Haberimizi izledik. Bundan sonraki süreç herkes gardını alacak. En ufak bir harekette herkes çıkartacak silahları, gösterecek. Ama umarız daha şiddetli çatışmalara dönmez. Az önce gördük. Enkazı orada yağmacılar. İşte neyi kaparım, neyi götürüp hatıra olarak saklarım ya da nereye satarım. Yani kötü görüntüler onlar. İzledik o görüntüleri. Şu anda zaten Sayın Davutoğlu da açıklamayı yaptı. Çünkü sınır ihlali. Yani taahhütname vermişler. O taahhütnameyi ihlal ediyorlar. O nedenle ihlal edildiği zaman, çünkü savaş bu. Yani sınırların ihlali demek savaşa neden demek. O nedenle mantıklı mı? Mantıklı. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Umarız daha beteri olmaz. Evet, Türkiye söz konusuysa zaten dünyayı da evreni de ayağa kaldırırız demiş Davutoğlu. Dilerseniz haberimize geçelim. Evet. Evet değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu sınır ihlali yapan Suriye helikopterlerinin düşürülmesiyle ilgili konuştu. Davutoğlu düşürülen Suriye helikopteriyle ilgili sorulan sorulara çok çarpıcı yanıtlar verdi. Türkiye kendi sınırlarına dönük. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu sınır ihlali yapan Suriye helikopteri hakkında sert konuştu. Türkiye kendi sınırlarına dönük herhangi bir, daha önce de vurguladık, herhangi bir ihlale kesinlikle izin vermeyecektir. Suriye'deki krizin şu veya bu şekilde ülkemize ulaştırılmasına ve ülkemize dönük bir ihlale dönüşmesine kesinlikle imkan tanımayacaktır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla sınırlarımızın güvenliğini, halkımızın güvenliğini korumaya kararlıyız. Bu açıklamaların ardından bir televizyon programında da bu konu hakkındaki soruları yanıtlayan Davutoğlu, helikopterin düşürülmesinin ardından Suriye'den bir misilleme beklenip beklenmediğinin sorulması üzerine Türkiye'nin her ihtimale hazır olduğunu söyledi. Kesinlikle. Olayda bilinçli bir ihlal söz konusu olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Türkiye'nin çıkarı söz konusuysa dünyayı da evreni de ayağa kaldırırız ifadesini kullandı. Sınır ihlali yapan Suriye helikopteriyle ilgili açıklama yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de Suriye'yi sert bir dille uyardı. Ergün, Suriye aynı hatayı yaparsa yine vuracağız dedi. Yani bundan sonraki sınır ihlallerinde kesin olarak daha farklı davranılacağı ve ihlalde ısrar edilmesi halinde uçak veya helikopterlerin düşürüleceği veya diğer operasyonların yapılacağına dair bilgiler kamuoyuyla paylaşılmış. Dolayısıyla bu çerçevede olan bir gelişmedir. Israrla sınır ihlali yapan bir Suriye helikopteri gerekli uyarılar yapıldıktan sonra Malatya'dan kalkan bir uçağımız tarafından havada füze atılarak düşürülmüştür. Yani bu Türkiye'nin sınır güvenliği açısından önemlidir. Angajman kuralları değişmediği zaman indirme gibi farklı yöntemler uygulanıyordu. Daha uyarı gibi yöntemler uygulanıyordu. Ama angajman kuralları değiştikten sonra Suriye'deki durum da dikkate alındığında, yani bunun Türkiye'ye yönelik bir saldırı mı, başka amaçlar taşıyan bir girişim olduğu ayrıca değerlendirilecektir ama nihayetinde bundan sonra Suriye'den Türkiye hakkında bir sınır ihlali, uçak veya helikopter olduğunda kesin olarak düşürülecektir. Evet, öte yandan Suriye'nin Türkiye sınırındaki geçiş kapısı Babel Hava'da bomba yüklü bir aracın infilak ettiği bildirildi. Patlamada en az 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Suriye'nin Bab el-Hava sınır kapısında bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği haberi geldi. Suriyeli muhaliflerin verdiği bilgiye göre en az 10 kişi patlamada yaralandı. Patlamanın Suriyeli muhaliflerin kontrolünde olan bölgede İslamcı milislerin kurduğu bir barikat noktasında yaşandığı belirtildi. Sınır kapısının Suriye tarafında yaşanan patlamanın Türkiye'den birkaç yüz metre mesafede olduğu ifade edildi. Evet değerli izleyenler, frantik cinayetiyle ilgili dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından bugün yeniden görüldü. Davada azmettirici suçlamasıyla yargılanan Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından bugün yeniden görüldü. İstanbul Çağlayan'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tarafından Dink cinayetinde azmettirici suçlamasıyla yargılanan Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Mahkeme Yargıtay kararına uyup uymayacağına daha sonra karar verecek. Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın karşısına çıkan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a BDP'nin ana dilde eğitim için yaptığı boykot soruldu. Arınç bu soruya konunun toplantıda görüşüldüğünü, gençleri eğitimden uzaklaştırmanın çok uygun olmadığını belirterek bomba ellerinde patlamıştır şeklinde cevap verdi. Üzere. Bu yaşanan... BDP'nin boykot çağrısı ve ortaya çıkan tablo dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basının karşısına çıkan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a soruldu. Arınç bir gazetecinin BDP'nin eğitimi boykot çağrısında bulunduğunu belirterek bu konunun toplantıda gündeme gelip gelmediğine dair sorusu üzerine... Bu BDP'nin ve... bağlantılı olduğu örgütün ilk boykotu değil. Geçtiğimiz yıllarda da buna benzer okullara gitmemek ve bazı konuları protesto etmek yönünde bir boykot kararı aldıklarını biliyoruz. Yanıtını verirken halkımızın bu konudaki duyarlılığını candan tebrik ediyorum. Bomba ellerinde patlamıştır dedi. Ben halkımızın bu konudaki duyarlılığını candan tebrik ediyorum. Bu kadar iki ilimizdeki birinci güne yoğun sayılabilecek İştiraksizlik yani boykota taraftar olmak, onlar zannediyorum birkaç gün içerisinde normale dönecek, avdet edecek konulardır. Genç yavrularımızı, dimağları eğitimden uzaklaştırmak çok uygun olmayan bir davranış. Bomba ellerinde patlamıştır, bir ölçüde onu söyleyebilirim. Çok iddia ettikleri boykota sadece iki ilimizin bazı ilçelerinde iştirak yüksek olmuştur. Ama Türkiye 81 ildir ve 76 milyondur. Sayın Akar, Bülent Arınç BDP'yi sert bir dille eleştirdi sanki. Neler evet, yani neticede şu anda fikirler havada uçuyor. Ama ondan önemlisi demokratikleşme paketi ile ilgili toplantılar sürekli oluyor. AK Parti Genel Merkezi'nde bugün de bir toplantı vardı. Artık o pakete son şekil verilecek. Biz daha önce kulislerden aldığımız bilgilere göre bugün açıklaması gündemdeydi aslında Sayın Başbakan'ın. Birkaç gün sonra eminim ki o paket herkesin nabzına şerbet verecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bekleyelim bakalım ne olacak. Evet değerli izleyen, öte yandan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye-Amerika arasındaki olası serbest ticaret anlaşmasına yönelik oluşturulan yüksek düzeyli komitenin bugün itibariyle çalışmalarını başlattığını belirtti. Bugün itibariyle biz süreci resmen başlattık. Bir kere hayırlı uğurlu olsun. Amerika-Türkiye arasındaki ileride olası serbest ticaret anlaşması ile ilgili Sayın Obama ve Sayın Başbakanımız tarafından kararlaştırılmış, deklare edilmiş, anons edilmiş olan yüksek düzeyli komitenin ilk çalışmasını yaptık. İki bakan olarak bu konudaki beklentilerimizi ve asıl nasıl bir çalışma sistemi metodu uygulayacağımızı bugün resmen belirledik. Bakan Zafer Çağlayan bu çalışmanın amacına yönelikse şöyle konuştu. Bu çalışmanın, bu komitenin ana gayesi şudur. Türkiye ile Amerika arasında ileride olabilecek olan bir serbest ticaret anlaşmasının ülkeler açısından irdelenmesi ve incelenmesi. Ne getirip ne götüreceği.
Değerli izleyenler, Ankara'da tüm General Hasan Hüseyin Demiraslan'ın oğlu Göktuğ Demiraslan ve arkadaşı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Demiraslan'ın TÜBİTAK'ta çalıştığı öğrenildi. 24 yaşındaki Göktuğ Demiraslan saat 23 sıralarında evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan site sakinleri polise haber verdi. Zanlının açtığı 7 el ateşte Demiraslan ve Fransız kız arkadaşı olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştirmek için sitede beklediği öğrenilen zanlı olayın ardından otomobile binerek kaçtı. Tüm General Hasan Hüseyin Demiraslan'ın oğlu olan Göktuğ Demiraslan TÜBİTAK'ta çalışıyordu. Cenazeler adli tıpa kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, Sayın Akar, komplo olabilir mi sizce? Şimdi onu tabii konuşuruz ama yine bir şiddet haberimiz daha var. Dilersen onu oku resmiye. Maalesef. Evet. Evet, maalesef. Bir okuyalım, ondan sonra konuşalım. Peki. Evet, Pendik'te bir üst geçitte ayrı yaşadığı eşini benzin döküp yakmaya çalışan şahıs başaramayınca silahla vurdu. Eşinin öldüğünü zanneden şahıs birkaç sokak ilerledikten sonra intihar etti. Olay Güzelyalı Mahallesi Üst Geçidi'nde meydana geldi. Mehmet Aktaş isimli şahıs bir aydır ayrı yaşadığı eşini Uğran Aktaş'ı benzin döküp yakmaya çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine başarılı olamayan şahıs bu kez de silahını çekti. Eşini omzundan vuran şahıs olay yerinden uzaklaştı. Eşinin öldüğünü zanneden öfkeli koca olay yerinin birkaç yüz metre uzağındaki bir sokağa girip intihar etti. Caniye Koca'nın yaraladığı Nurhan Aktaş ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Evet Sayın Akar, yorumlayacaktık. Yani biz ne kadar şiddete hayır desek de bu haberleri gördükçe gerçekten hani söylenecek söz bulunmuyor. Hele ki kadına yani, olduktan sonra böyle içler acısı gerçekten. Hani bazen deriz ya kelimeler kifayetsiz kalır. Şu anda biz ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar nasihatlerde, tavsiyelerde, telkinlerde bulunursak bulunalım, maalesef bir şey değişmiyor. Ama biz yine söylemeye devam edeceğiz. Muhakkak, tabii. Yine söyleyeceğiz, yine söyleyeceğiz. Ya dua edin ya. Çok mu sıkıldınız? Dua edin. Biraz Allah'ı hatırlayın. Biraz iman. Ha, inanmayanlar için de hani bazen deriz ya nirvana'ya. Birileri de nirvana'ya ulaşsın madem çok böyle patlayacaksa. Ne yaparsa yapsın. Yeter ki kendi kendini telkin etsin. Büyüklerin sözünü dinlesin. İnandığı neyse eğer, her neye inanıyorsa, o insanlar onun yüzü su hürmetine bari sakinleşsinler. Sabrın ne olduğunu aslında o işleri yapanlar çok daha iyi bilir. O yüzden kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir durum gerçekten. Bu. Evet değerli izleyenler, bültenimize biz de kısa bir reklam arası veriyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Türkiye'nin ilk ve tek ekolojik yangın jeli bir tatbikatla tanıtıldı. İtfaiye erinin jelle kaplı elinin ateşle yakılmaya çalışması ise ilgiyle izlendi. İşte haberimiz geliyor şimdi. Türkiye'nin ilk ve tek ekolojik yangın jeli bir tatbikatla tanıtıldı. Jelin orman yangınlarının büyümesini önlemek amacıyla kullanılması hedefleniyor. Nano Girişim ve SET Yangın Söndürme tarafından Türkiye'ye getirilen Ferrice'ın tanıtımı amacıyla bir tatbikat yapıldı. Tatbikatta yangın jelinin söndürme ve yangına karşı koruma özelliklerini sergileyen uygulamalar yapıldı. Jelin yangın söndürmedeki gücünü gösteren strafor ve otomobil yakma, benzin yakıp söndürme deneyleri gerçekleştirildi. Özellikle Amerikalı itfaiyecinin jelle kapladıkları ellerinde magnezyumun alev alma görüntüsü beğeniyle izlendi. Jelin yangın söndürme ve soğutma özelliğiyle hem doğa hem sanayi hem de yaşam alanları için büyük önem taşıdığı belirtildi. Sayın Akar, gerçekten mucize gibi bir şey sanki. Evet, zaten insanoğlu güzel şeylere kafasını çalıştırdığı zaman güzel şeyler buluyor. Bak ne güzel bir buluş. Ne olacak artık insanlar özellikle çok sayıda rahmetli olan itfaiye erleri var. Bunlara hepsine Allah rahmet eylesin diyoruz. Artık ölmeyecekler. Yani mutlaka ya yüce yaradan bilir ama daha az risk olacak. Ne kadar güzel bir şey. Yine çabuk geçiyor işte böyle. Bizleri evlerinde konuk ediyorlar sağ olsunlar izleyicilerimiz. Yine bir duyuru yapalım. Tabii ki. Ekonominin kaptanları var.
yine usta gazeteci Nazan Öçalır hanımefendinin, bizim ablamız o kendisi, çok güzel bir program hazırlamış gene, ama bugün operatör doktor Sayın Cengiz Alp'i konuk edecek. Sarıyer, Boğaz'ın incisinin Sarıyer'in başkan, belediye başkan aday adayı. Herkesin gönlüne göre olsun inşallah. Biz yine şeyi de hatırlatalım, merhum Adnan Menderes'in bir VTR'si var haber bülteninden sonra. Onu da ben anons etmiş olayım. Önce iyi akşamlar diyeyim. Bütün ekip arkadaşlarım adına sözü de sana bırakayım. Evet değerli izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Gelişmelerin, reklamların ardından Dolunay Tetiği'nin sunumuyla spor haberleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.